Rahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve uzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Ümit abi bu hafta görevi bana verdi. Eskiden bir müzisyen varmış, şimdi isim aklıma gelmedi. Kendisi sahneye çıkmadan önce bir tane kötü talebesini çıkarıyormuş. Keman virtüözüymüş galiba. Ona böyle bir 10 dakika çaldırıyormuş. Ondan sonra kendisi çıkıyormuş. Bir gün demiş ki dostlar, ya bu eziyeti niye ediyorsun sen millete? Yani belli bu çocuk çalamıyor. Kendinden önce çıkarıp böyle niye kulaklarına tahriş ediyorsun? Demiş ki onu dinlemeseler benim kıymetimi anlamazlar. Ümit abi de araya bazen beni atıyor ki diğerlerinin kıymetini anlayın diye. Estağfurullah. O da Nasrettin Hoca'nın Kürt meselesi var. Nasıl abi? O da ona benziyor herhalde. İyi Kürt'ü biliyor ya. Evet, evet. Yani Kürt olmasa ben de yani görün yani kötüsü nasıl oluyor, iyisinin kıymetini anlamak için. Estağfurullah. Daha önceki umumi derslerimizde birinci lemayı, ikinci lemayı işleyebildiğimiz kadar işlemiştik. Dedim o ahenk devam etsin. Üçüncü lemayı seçtim bugün. Başlarken şöyle bir çerçeve çizeyim istiyorum. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatı hengamesindeki halet-i ruhiyesini duymuşsunuzdur. Tabi Efendimizin vefatı aleyhissalatü vesselam kolay bir hadise değil. Vahiy ile irtibat kesiliyor. Müminlere çok ağır geliyor. Çünkü onun şefkati, müminlerin himayesi. Onu görmek, onun sohbetini duymak, onun ağzından bir iki kelime olsun işitmek, hatta bakması müminler için hayatın anlamı gibi çünkü. Hayatı onunla tutunuyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh da o halet-i ruhiye içindeyken, o vefat hengamesinde demiş ki, hani bana kim peygamber öldü derse boynunu vururum demiş yani o acılı haletinde. Ne zaman ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu tutuyor kollarından, işte Kur'an'da geçen bir ayet var, mealiyle aklımda şöyle. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselama tabi ilk muhatap o. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Kur'an'da geçen ayet. Hazreti Ömer hafızın Kur'an. Yani bilmediği ayet yok. Hatta sahabenin fakirlerindendir yani. Sahabeden herkes Kur'an'dan fıkıh hüküm çıkaramaz. İşte onların bir 100 kişi falan var. Onların içinde daha elit böyle bir 25 kişi var. Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh gibi isimler. Allah hepsinden razı olsun. Bak öyle olmasına rağmen Hazreti Ömer diyor ki o halet-i ruhiyede, ben diyor sanki bu ayeti daha önce hiç işitmemiştim. Biliyor, hafızı Kur'an. Onların hepsi onun yanında inzal oldu çoğu zaten. İlk Müslümanlardan, ilk 40. Müslüman. Ama o halette diyor o ayet aklıma gelmemişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh söylediği zaman sanki ilk kez işittim o ayeti diyor. Öyle tesir etti bana diyor. Buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz. Demek ki her ne kadar elbette elhamdülillah imanlıyız, Müslümanız ama Kur'an'ı da biliyoruz, işte İslami hakikatleri de biliyoruz ama zor zamanlarda bir hatırlatıcıya ihtiyacımız var. O manaların tekrar dünyamıza girmesi için. Ben babamın vefatından hatırlıyorum. Allah cümlemizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Yani aniden öldü. Mesela kalp kriziydi. Şimdi bana çok zor geldi. Bir de babamı çok seviyordum ben. Herkes annesini sever. Ben babamı daha çok seviyordum. Bana çok zor geldi o zaman, dedim ki yani ben bana atlatamam bunu herhalde dedim yani bir daha benim yüzüm gülmez. O zaman kendim de Risale-i Nur okuyorum. O kadar işte İslami şeye falan bakıyoruz. Güya işte kitapları yayına hazırlıyoruz, böyle bir iş yapıyoruz. Ama ne zaman ki bizim kardeşler, abiler, Sezar abiler, Ümit abiler bizim eve geldiler, işte Risale-i Nur'dan dersler yapıldı falan. Sanki onları ilk kez duyuyorum. Hani öyle tesir etti bana çünkü o an hakikaten aklınıza gelmiyor. O acı anında, musibet anında, bela anında insan bir sarsılıyor yani ne yapacağını şaşırıyor. Aklınıza gelmiyor. Üstad Hazretleri de Allahu alem ahir zamanın bu hengamesinde, çünkü ahir zaman fitnesinin en bela yanı bu. Müslüman neyi ne için yaptığını hatırlamıyor. Mesela birinci söz ya denilebilir ki Bediüzzaman Hazretlerine, ya Müslümanların bir sürü meselesi var kardeşim. Siyaseten bilmem, ekonomik olarak şu bu. Ya sen bu Bismillah bahsini niye açtın? Halbuki o Bismillah'ın ne anlama geldiğini hatırlamadığımız için bu belalar başımızda.
Yani Allah'ın bir insanın yanında olması, aklında olması, manasının yüreğinde, kalbinde olması, hayatında olması ona ne yapar? Biz onu unuttuğumuz için bu musibetler başımıza geliyor. Yani tam aslında başlaması gereken yerden başlıyor Üstad Hazretleri. Çünkü Kur'an da öyle başlıyor. Allah'ın yanında olduğunu, onun kuvvetiyle her şeyin hallolabileceğini hatırlarsan zaten düğümler çözülecek. İşte burası da böyle bir yer. Bir de bir şey anlatayım. Bu da son olsun. Ondan sonra derse başlayalım. Mesela sahabeler bazen bazı sahabeler esbab-ı nüzulü farklı söylüyorlar. Mesela sahabenin geneli esbab-ı nüzul olarak işte ayetin iniş sebebi olarak bir olayı anlatıyor. Bazı sahabeler de mesela farklı bir olay anlatıyor. Ulemamız demişler ki o farklı söyleyen sahabeler yani bir yorumlardan birisi bu. O ayeti kendilerinin anladığı olayı rivayet ediyorlar. Mesela ayet var ama şu olayla beraber ben bu ayetin ne demek istediğini anladım. O naklettiği olaymış yani. O esbab-ı nüzul değil de o aslında onun anladığı olay. Böyle rivayetler de varmış. Demek ki ne zaman ki bir ayeti tam anlarsak onun da bize bir nüzulü olmuş oluyor yani. Nasıl Kur'an inmiş, onun mushafa nüzulü tamamlanmış. Ama kendi kalbimize indirme konu, kendi hayatımıza indirme konu, kendi işte seçimlerimize kadar indirme konu bir yaşamaya muhtaç. Cenab-ı Hak da o yüzden bizi dünyada yaşatıyor. Bir tecrübe burada icra ediyoruz. Ondan sonra o tecrübenin mirasıyla inşallah cennete gideriz. Cenab-ı Hak ayağımızı cehenneme bastırmasın yani. Amin. Pekala böyle bir yerden başlayalım. Üçüncü lema. Burada da çünkü o iş yapılacak. Bir ayet-i kerime var. Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti Musaf'tan alacak. Hepimizin hayatına indirecek. Ders bittiğinde diyeceğiz ki ya bu zaten bizim yaşadığımız şeymiş. Biz zaten bunu yaşıyormuşuz. Bu ayetin etrafında dönüyormuşuz diyeceğiz inşallah. İnşallah. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Ne söylendi burada? Zevk kelimesi tasavvuf ehlinde biraz tecrübeye yakın anlaşılır. Biz şimdi zevk deyince böyle keyif almak, eğlenmek gibi anlıyoruz. Hani Üstad Hazretleri bu Risale'yi yazarken çok eğlenmiş falan o manaya gelmiyor bu. Bunun kastettiği Üstad Hazretleri bu ayetin hakikatini bir tecrübeyle yaşamış. Tecrübeyle, hayatındaki bir olayla işte az önce Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın örneğini anlattık ya. Onun gibi bir şeyle kendi hayatında hissetmiş. O yönü olduğu için bu tamamen akli bir ders değil. Ya haleti Bediüzzaman gibi olanlar, böyle bir yangını yüreğinde hissedenler, böyle bir ayrılık acısı, derdi olanlar, yani böyle bir derdi olanlar, ya bu alem niye fenaya gidiyor? Ben sevdiğimden niye ayrıldım? Bu işte gençlik niye yaşlanıyoruz? Gibi gibi sorular, dünyasında olanlar, o halete girenler ancak bu dersi anlayabilir. Bu zevk ve keşif meselesi budur biraz yani. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Biraz üstadın ne denir ona frekanslarına girmemiz lazım. Beni kendi halime bırakın dediği boyut. Evet yani o sancılı zamanında Bediüzzaman Hazretleri'nin girmek lazım. O frekansa inen bu dersi anlar diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin hâlikün illâ veçhehu lehül hükmü ve ileyhi turca'un. Bir daha okuyayım. Küllü şeyin hâlikün illâ veçhehu lehül hükmü ve ileyhi turca'un. Kasas suresinin 88. ayeti bu. Kasas suresinin 88. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Her şey helak olup gidicidir. Her şey. İstisnası yok. Helak olup gidicidir. Ona bakan yüzün müstesna. İstisnası varmış bak. Ona bakan yüzün müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Bir daha okuyayım. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz.
Şimdi bu Kasas suresinin 88. ayeti bizim için ötemizde bir ayet, Mushaf'ın içinde bir ayet, Kur'an'ın ayetlerinden bir ayet. Belki namazlarımızda okuyoruz, Hatmi Şeriflerde okuyoruz ama uzakta duruyor bizden. Bediüzzaman Hazretleri şimdi o ayeti oradan alacak, bizim kalbimize nüzul ettirecek yani. Diyeceğiz ki ya bu ayet artık başka bir şey oldu benim için. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki, Ya baki entel baki iki cümlesi, yani onların anlamı ne? Baki kalan ancak sensin ey baki. Baki kalan ancak sensin ey baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüyasasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatmi mahsus yapıp muhtasar bir hatmi Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Ne yapıyormuş Nakşi rüyasası, yani Nakşi şeyhleri, büyükleri, alimleri bu ifadeyi kendilerine bir hatmi mahsus. Ne demek hatmi mahsus? Güzel. Yani zikir gibi hatme, ona yakın bir şey. Ben öyle biliyorum yani. Bu sözü zikir haline getirmiş. Evet, yani o hale getirmiş. Genel değil de, bir tarikatta okuna hatme var. Evet. Kendilerine özel. Büyüklerinden okuduğu özel bir zikir. Ha, o anlamda, evet abi. Kur'an'dan ve hadisten duaları alıp o şekilde Burada ama mesela şu ifade bana ilginç geliyor Ümit abi. Belki Serdar abi sana da ilginç gelir şimdi. Ayetinin mealini ifade eden. Şimdi ayetin mealini ben az önce okudum. Bunu da, bu iki ifadenin de mealini okudum. Bu bunun meali mi ya? Hani üstad meali diyor mesela. İlginç değil mi? O da diyor ya, yani her şey yıkıp gideceği ama Cenab-ı Hakk'a bakan tarafın müstesna. İşte ya bakıyan tarafı bakıyor. Dolayısıyla onun bir tefsiri olur. Mali, küçük bir mali olur. Onun dışında olan her şey nedir? Gidici dünya şeyle baktığımız zaman. Ama Cenab-ı Hakk'a bakan yüzün müstesna. Tabii açıklar, o da esmaya bakıyor. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz acaba buradan hareketle? Benim aklıma o geliyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasında aslında ayetlerin de meali var gibi içinde. Mesela Cenab-ı Hakk'ın baki olduğunu zikrettiğimiz zaman aslında çok ayette mana olan bir şeyi biz dile getirmiş oluyoruz. Tabiri caizse sanki Kur'an'ın özetlenmişi Esma-ül Hüsna mı acaba? Hani öyle bir sır var mı Esma'da? Çünkü o büyük manalar onun içinde özetlenmiş mi burada? Çünkü Ya baki entel baki demekle bu ayet söylenmiş oluyor gibi. Evet yani, öyle meali... çünkü sadece yani Cenab-ı Hakk'ın konuşması olan Kitabullah, Kur'an-ı Kerim değil, aynı zamanda bütün masnuatın aslında yaratış gayesi onu Cenab-ı Hakk'a bir merdiven yapma, oradan Allah'a gitme. Hepsi aslında esma-i şey yapıyor, tefsir ediyor. Bu da karşılıklı bir anlam şeyi getiriyor onlara. Evet, evet elhamdülillah. İki cümlesi, mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüyasasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatmi mahsus yapıp muhtasar bir hatmi Nakşi hükmünde tutuyorlar. Nasıldır ben şimdi bilmiyorum Nakşilerin zikirlerini ama hani şöyle bir şey mi yapıyorlarmış? Ya baki, entel baki, ya baki, hani böyle oluyor genelde zikirler. Böyle bir şekilde zikrediyorlarmış. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor şöyle ki. Burada Bediüzzaman Hazretleri'nin mesela bir tane ya baki entel baki değil de iki tane söylemesi sanki ayetin şu ses düzenine de bir ilgisi varmış gibi abi. Külli şeyin halikun illa ve şehu, ister istemez duruyorsun. Lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Aslında o iki cümle gibi böyle birleşmiş. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. O kelimenin bir kısmı ayetin ilk kısmına karşılık geliyor. Bir şey de son kısmına. Ama nasıl? Bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyormuş. Yani Allah'tan gayrısından ne yapıyor? Öteliyor. Himayesini alıyor, koruyor gibi. Yani birinci ya baki entel baki denildiği zaman kalpte ne yapıyor? Bir temizlik yapıyor. Evet. Orayı bir şey hazırlıyor. Bakalım ne hazırlayacak? İşte mesela şimdi ileride bu mevzu açılacak Serdar abinin dediği gibi.
sanki işte o zikir çekenlerde de o vardır. Kürekle bir şey atıyorsun veya bir şey koyuyormuşsun gibi. Hani böyle kalpten başlatırlar zikri böyle. Hani düşünün, hani ağzınızda bir kürek var. Ya bak entel bak, kalpte Allah'tan gayriyi atıyorsun. Allah'a da koyuyorsun, Allah'a dair manaları da kalbe koyuyorsun. Sanki kürekle atıyorsun, kürekle koyuyormuşsun gibi. Zikrin böyle bir mahiyeti var yani. Bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor şöyle ki. Bu temizleme kısmı. İnsan mahiyeti camiyeti itibarıyla, yani kapsamlı yapısı itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasından hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcuda durmuyorlar. Gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Geriye dönelim. Başta demiştik, bu dersi anlamak için Bediüzzaman Hazretleri'nin haletine girmek lazım. O yangını içimizde duymak lazım. Neymiş o yangın? O yangın, burada anlatıldığı kadarıyla hissediyoruz ki bizim alemle olan ilgimizden besleniyor. Nasıl? İnsanın mahiyeti camiası onu varlığın ekseriyle alakalı, çokluğuyla alakalı kılıyor. Bugünlerde bir kitap okumuştum. Japon bir fizikçinin, Michio Kaku diyor, Paralel Dünyalar diye bir kitap. Şöyle bir şey anlatıyor. Fiziksel olarak da bu böyle. Mesela güneşteki ısı ancak hidrojeni helyuma ya da helyumu hidrojene, tam o kısım aklımda kalmamış, dönüştürecek kadar bir basınç oluşturabiliyormuş. Güneşin hacmi o kadar bir basınç veya sıcaklık oluşturabiliyormuş. Hidrojen helyum dönüşümü oluyormuş. Bundan sonraki metaller, mesela onlar daha başlangıcı. Helyum 1, hidrojen 2 mi? Hidrojen 1, helyum 2 mi? Öyle bir şey. Bilenler düzeltsin beni. Hatalıysam ara. Hani şey oluyor arabalarda. Hatalıysam ara. Periyodik cetveldeki diğer metaller daha büyük yıldızlarda oluşuyormuş. Süpernovalarda. Onlardaki patlamalarla etrafa yayılıyorlarmış. Diyor ki o fizikçi, aslında diyor, bu dünyadaki elementlerin o hidrojenden, helyumdan gayrısı muhtemelen diyor bir yıldızın patlaması sonucu ondaki tozlardan geldi buraya diyor. Demir indir, Cenab-ı Hak buyuruyor ya Hadid suresinde, demiri indirdik. O ayeti böyle tefsir edenler de var. Demir dünyanın şartlarında oluşamayacağı için diyorlar ki yıldızlardan yağdı o demir tozları. Ta evrenin oluşum süreci sırasında, daha biz de dünya böyle sıcakken o yıldızlardan kopan parçalar dünyaya geldi. Ağır metaller onun içindeydi diyorlar, veya işte diğer elementler onun içindeydi. Bak, aslında biz, öyle diyor o yazarda, yıldızların tozlarından oluşuyoruz. Bak, insan deyip geçme. İnsanın vücudunda kaç tane metal var? Bu metalin oluşması için veya mineralin oluşması için süpernova lazım. Allah orada pişirmiş onları. O fırından patlamış onlar, oradan yayılmış, dünyaya gelmiş, dünyada olmuş. Cenab-ı Hak dünyanın üzerinde bizi yaratmış. Belki de bizdeki bu merak duygusu, bu aleme duyduğumuz ilgi, ya orada ne oluyor, şu gezegende ne oluyor, buradaki işte bilmem nebulada neler yaşanıyor falan, buna dair merakımız aslında alemden yaratılan şeyin aleme duyduğu merak. Sonucuyuz ya onun, bizde alem dürülmüş ya böyle Cenab-ı Hak tarafından. O özet olan yaratıldığı zemini merak ediyor belki de yani. O merak hissinin altında belki de böyle bir şey var. Evet. Mahiyeti camiyeti derken tabii ruhsal tarafı da ayrıdır ama benim bu kısmı aklımı çok şey yaptı, etkiledi yani. İnsan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Var mı böyle bir şey gerçekten? Yani... Abi ben baktığım zaman muhabbetimi böyle sınırlı görüyorum ama Üstad burada nihayetsiz diyor. Neden nihayetsiz mesela? Hani Üstad dedi diye değil ama kendimiz şey yapalım şöyle, deşmeye çalışalım. Buyur abi. İnsanın özellikle mal mülk, doyumsuzluğu, ne bileyim, yemek yeme doyumsuzluğu. Bu mu yani?
istibdadı sonsuz gibi duruyor. Ha, diyorsunuz ki hani almaktaki nihayet vermeyişi hiç, evet, aslında o istibdadın sonsuz olduğunu gösteriyor. Zamanı olsa almaya devam edecek. Yani evet, muhtemelen cennette de bu duygumuzu gidereceğiz. Sonsuz bir hayat, evet, sonsuz bir rızık. Evet, bak. Bu açıdan evet. Hakikaten. Yani her şeyle de alakadar insan bakıyorsun. Hiç kendine temas etmeyecek şeylere bile muhabbet duyabiliyor yani. Ta dünyanın öbür ucunda olsun. Hiç şey, ona bir muhabbet duyuyor, onun için bir şeyler yapabiliyor. Doymak bilmiyor yani o şey, o muhabbeti, yönünü her şeye çevirebiliyor. Bir bakıyorsun adam birinden bir etkilenmiş, bütün hayatını o adam gibi yapıyor mesela. Hmm. Muhabbete bak yani. Muhabbet orada nasıl bir çarpmışsa orada kesişmiş. Adamın ömrü öyle geçiyor yani. Veya biri de bir başkasından etkilenmiş. Ömür boyunca o muhabbetin neticesi öyle yaşıyor adam. Hmm. Mesela böyle örneklemeler var. Yani o nüve var, insanda var. Kimisi ona kaptırıyor kendini. Kimisi kendi ene, rahat, konfor vesaire neyse. Yani insanda var bu. Hepimizde var. Ya bu muhabbet abi bir açıdan da bana şey gibi geliyor. Sevmek bir yanıyla etkilemek, evet, ama bir yandan da etkilenmek. Biz tabii neyi seviyorsak artık ona da etkilenmeye kalbimizi açmış oluyoruz. Bir nevi. Evet. Hani derler kalp dediğin içeriden kırılır. Yani insanın kalbi dışarıdan kırılmaz. İçine aldığı adam kırar kalbini yani. Üzdüğü, üzecek, bizi üzecek olan sevdiğimiz adamdır gibi. Cenab-ı Hak öyle bir şey yaratmış ki bizde. Evet, kainatın tamamını etkileyebilecek elimizde imkan olsa potansiyel var ama bu bizi etkiye de açık hale getiriyor. Bizde daha çok yara açabiliyor her şey. İşte bir an biz küçükken vardı mesela 3 tane balina bir buzullarda sıkışık kalmıştı. Onların kurtarma faaliyetleri falan filan. Bütün dünya televizyondan izliyor. 3 tane balina nasıl kurtulacak? Evet. Aldı bizi, kendine sevk etti, etkiledi, yönetebiliyor bizi yani sevgisiyle. Ama kardeş bu şeyde daha çok var, siyasette ya da başka şeyde. Hmm. Mesela ben bir yazar abiye demiştim, ya hasmında 5 gün Anadolu'yu dolaşıyorsun, nasıl dayanıyorsun? Dedi Aslancığım, anlatılacak gibi değil, alkışlar dedi insanın değil. Allah Allah! Yani o ona muhabbet, o seyircide ona muhabbet. Siyasete bir bakıyorsun, günde 6 tane yer değiştiriyor adamlar. Alkışlar onu değiştiriyor yani. Motivasyon. Yönü nasıl olacak? İşte derden anlatacağım. Evet. Motivasyon. Evet, evet. Bir motor gücü var burada. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet tercih edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Evet, bu var. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan yani ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudada sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurunun cezasını da firakın azabıyla çekiyor. Varsa böyle bir arıza, bir uyumsuzluk, bu alemin uyumsuzluğu değil, bizdeki bir arıza. Yani Sultan Hazretleri adresi bizde gösteriyor. Sanatta şey derler işte, bir eserin çok iyi olması için, en iyi olması için biçim içerik uyumunun tam olması lazım. Mesela diyelim Ümit abi öyle bir mobilya yaptı ki böyle bütün ayrıntılar düşünülmüş, çekmeceler, raflar falan, 40 tane detay falan. Ama bu şey böyle, içerik böyle zengin ama biçimi kağıttan yapmış. Bak, kağıttansa bu dayanmaz ki. Buna işte sanatta şey deniyor, biçim içerik uyumu. Bir şey bir amaçla yapıldıysa onun maddesi de öyle olacak. Yani ikisi birbirini tam tutacak, sanat eseri tamam oluyor. Biz eğer alemde bir uyumsuzluk, bir yara, bir sancı çekiyorsak bu alemdeki eserin uyumsuzluğu değil, bizim doğru yere oturmamamızdan kaynaklanıyor. Problemi burada aramamız lazım. Ha, ateistler bilmem şunlar bunlar nerede arıyor sorunu? Ya Allah varsa diyor bu, bunlar niye böyle? Allah varsa çocuklar niye ölüyor? Allah varsa savaşlar niye oluyor? Eserde kusur yok.
Sen onları doğru yere koyuyor musun acaba? Biz görevlerimizi yapmadığımız için. Evet, evet, hani biz o taşları doğru yere koyuyor muyuz acaba? Mevzu burada diyor. Bizim kabiliyetiyle de alakalı. Üstad diyor ya, anneye evet. Samet olan kalbe sen başka bir sevgi veya muhabbet koyduğun zaman evet. Allah onu oradan çıkarmak için uğraşıyor. Onun da örneğini şöyle diyor. Mesela sen birini sevsen ve senin elinde öyle bir kabiliyet olsa ki ondaki o sevgiyi silebilsen, o da bir başkasını seviyor. Ondaki o sevgiyi çıkarır mısın? Çıkarmaz mısın? İnsan kendisi bile elinde olsa neler neler çevirir. Başkasını severse onun kalbine hükmetme yetkisi olsa ne yapar? Oradan o sevgiyi çıkartır, kendinkini oraya yerleştirir. Yani Allah da aslında aynaya samet olan kalp için insana bu tarz şeylerle aynısını yapıyor. Çünkü dedin ya hani hadsiz derken hani insanda şöyle bir şey yok ki, ya ben sevdim, sevgi kotam doldu, artık daha sevemem. Öyle bir şey yok. Yani sevdikçe sevesin gelir yani. O yüzden oradaki aynaya samet olayı hakikaten... Adamın araba koleksiyonu var mesela, 10 tane 20 tane belki binmiyor bile çoğuna. Ama aldıkça alıyor. Bir tane Ferrari'nin modeli çıkmış, onu da koyayım diye mesela. Onu da ekliyor. Teyp bizim elimizde ama kaseti, hangi kaseti koyarsak onu çalıyor. Evet. Biz iyi bir kaset koyarsak iyi çalıyor. Kötü bir kaset koyarsak kötü çalıyor. İnşallah iyi koyarız abi kasetleri. O azabı çekmekle kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, hadsiz bir cemali vakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Yani bu muhabbeti demek ki Cenab-ı Hakk'ı Cenab-ı Hakk'a vermek lazım. Evet, evet. O, yani yönünü oraya döndürürsek o zaman doğru olmuş olur. Yani, hadsiz muhabbet, hadsiz bir cemale ancak, ondan ancak memnun ve şey, şeye de diyor ya, fanilere bağladığı zaman bu sefer ya o oluyor ya insanın ömrü kısalıyor. Firak, hep firak var. Uyumsuzluk. Burada ayet mealine tekrar temas edecek evet. Olursak okusam Allah. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. İşte her şey helak olup gidici ama maalesef insan bu helak olup gidicilere şey yapıyor, yapışıyor yani. Yapışıyor ama ayrılırken acıtıyor tabii onlar. Dikenli tel çekiliyormuş gibi elinde. Üstad Hazretleri'nin zaten his mantık terazileriyle ölçülmesin dediği şey o zaten. İnsanın bu şey halleri yani. Yaralı, sızılı, acılı halleri yani. Evet. Bunun olmaması için ya baki entel baki'nin şeyini anlatıyor. Tedavisine evet. İhtiyacımız var. Ben nereden bahsettim. Evet. Bir cenazeye gittiğin zaman özellikle akşamadi cemaatinde bulunur. Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun. Mezarlıklarda da yazar bazen mezarlıkta. Sen firaktan üzüntü duyuyorsun. Allah'tan başka vaki bir şey yok. Her şey yok olacak. Demek yine teskin ediyor başta. Evet, bir şifa. Şifa ve... Hadsiz bir cemali bakiye malik bir zada tevcih etmek için verilmiş. Yani o Allah Celle Celaluhu o aracı tabiri caizse o kalp aracını Ferrari gibi yaratmış. Onun da kendisine göre bir yolu var. Formül araçları mesela normal yolda sürülmez. Bir tane formül arabasını köprüde sürmüşlerdi bir kere. O Boğaz Köprüsü'nde. Yandı araba alttan. Evet. Bak o yol ki düzgün bir yol. O araba o yolu bile şey gördü kendisine. Yadırgadı yani. Yadırgadı o yolu. Onların formül pistleri daha da düzgün, dümdüz bir yol. İşte sen o Allah'ın o verdiği kabiliyeti alıp traktör yoluna götürürsen arabanın her tarafı bağırıyor. Acıtacak yani. Ben buraya ait değilim. Hani çok ayrılık var. Ben burada duramıyorum. Çok canım yanıyor. Hani sevdiğim her şey gidiyor. Ona ulaşamıyorum, buna kavuşamıyorum. Her şeyi özlüyorum, hiçbir şey elime geçmiyor. Bu arızalar, bu sancılar hep onun habercisi. Yanlış yoldayız. Araba onu bize hissettiriyor. Yanlış yoldayız. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek yani kötüye kullanarak o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan, sevileceklerden katı alaka etmek, onlarla alakayı kesmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki, entel baki olan birinci cümlesi, baki hakiki yalnız sensin, masiva fanidir,
fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin. Senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Burada üstad tabii bir aslında tarikattan biraz daha farklı bize bir şey gösteriyor. Allah hesabıyla sevilebilir. Evet. Yani tam manasıyla terk edemiyorsan o zaman bu nedir? Cenab-ı Hakk'a götürecek, işte oradaki esmayı eğer görüyorsa ve Allah'a ilk planda bakıp sonra onu sevebiliyorsa onda mahsur yok demektir. Bu cümleyi bir daha alır mısın? Bir daha alayım abi. Şöyle bir yerden alayım o zaman. Baki hakiki yalnız sensin, masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyor, pardon atladın mı? Beni bırakmadan evvel ben onları demekle bırakıyorum. Ya baki entel baki demekle bırakıyorum, pardon. Yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcudat ve kabul edildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demek. Yani onlara tebeyi olarak sevilebilir. Cenab-ı Hak bu mahlukatı yaratmış. Bunun için, vasıma görmek için. Sevilecek şekilde de yaratmış. Evet. Yani de bir gün sevilebilir. Ama niye sevilir? Cenab-ı Hak'ın onun o hüsnü vermesiyle o hüsnü olur. Evet. Yunus Emre diyor ya, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Evet. Öyle bir bağlamda evet sevilebilir. Ama bizzat ona bağlanırız. Bizzat değil yani manay harfiyle. Yani üstad 24. sözde muhabbet bahsinde bir konu yatıyor ya, orada bir soru söylüyorlar. Diyorlar ki hanemizi, eşimizi, çocuklarımızı severiz, sevmeyecek miyiz? Sevmeyecek. Üstad ne diyor? Sevme demiyoruz diyor. Allah hesabına sev. Yani bu kadar. Benim de dikkatimi çeken mahbubu hakiki en başta. Mahbubu hakiki ne onu anlat bize. Mahbubu baki diyor abi. Mahbubu hakiki mi dedi en başta. Şurada bakiye dedi, mahbub bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden, orayı mı dedin abi? Bakiye yani hakiki gerçek diyor. Gerçek muhabbet duyulacak olan asıl o. Bütün muhabbet ettiklerine muhabbet ettiğin vasfı veren o. Perdeler arkasında ballar balı o. Yani senin sevdiğin, prestij ettiğin her şeye, prestij ettiğin şeyleri takan o. Oradan ona intikal etmekle zaten. Aynı zamanda ibadetlerde de o muhabbeti biz göstermemiz gerekiyor. Yani aşkla, sevgiyle, mesela namaz kılarken, oruçla. Namazımıza özenimiz, namazımızda işte yani vakit, tadil erkana riayet bile mesela aslında bir sevgi göstergesi Cenab-ı Hakk'a. Zamanımızı tam ayırmış oluyoruz, doğru bir şekilde ayırmış oluyoruz. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Burada Üstad Hazretleri işte sanki ayetin ikili yapısına gönderme yapıyor. Ayetin bir kısmı bize derdi söylüyor. Burada diyor ki külli şeyin halikun illa veşe. Hastalık ne? Bu varlık fani. Sen de o varlığa çok bağlanıyorsun. Allah'tan gayrı tutunduğun yerler fena bulacak diyor. Sen tutuldu mu ya? Erdem abi görünce ben şüpheleniyorum. Lehül hükmü ve ileyhi turcağın kısmı ise bize şifayı söylüyor. Dönüş ancak ona, hüküm de onda. Şifayı arayacaksan adres orası. Yarısı derdi anlatıyor tabiri caizse ayetin. Yarısı da şifayı söylüyor. Burada da ikinci entel baki bize şifayı söylüyor. Abi bu ikinci de mesela ikinci ya baki entel baki de şimdi Allah sevgisini koymadan önce orası doluysa zaten evet. Gitmez.
Evet. Dolayısıyla önce ya baki enter baki ile o Cenab-ı Hakk'ın dışında olan her şey yani masifa dediğimiz şey önce bir manevi bir temizlik oluyor orada. Ya baki enter baki diye. Yani üstad bunu tefsir ediyor. Ondan sonra o temizlik yapıldıktan sonra ne oluyor? Oraya artık güzel Cenab-ı Hakk'ın o esması ve sıfatları ve orada bir marifetullah açılıyor. Evet. Takva da öyle mesela değil mi? Üstad tarif ederken Kastamonu'da önce değil mi? Menfiattan muhafaza ediyorsun, iştinab ediyorsun. Sonra ibadet. Yani o öyle bir şey var. Mesela La ilahe illallah'ta da o şey var. Evet. Bu ayette de o var aslında. Bak küllü şeyin halikun illa ve şeyh. Önce helak olup gidicidir. Onları bir bırak. Tabii. Bir bırak dedi. Ondan sonra Allah adres olarak gösterdi. Evet doğru abi. Çok güzel. Elhamdülillah. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet. Mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatın işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Bak. Allah'ım. Hüküm onundur. Ona döner. Ne bak, onlar nasıl abi? Tefsir ediyor Üstad Hazretleri o. Her şey Allah'a döneri. Zaten onlar gölgeydi. Asıl Allah diyerek tefsir ediyor. Zaten olmayan şeyi o vermişti bir kere. Evet. Biz o verdiğine yapıştık. Yani. Evet ona dönüyor. İşaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Bir de onun gölgelerinin gölgelerine de biraz... Evet, mütabinin sevdiği bir yani yer orası. Gölgelerinin gölgeleri yani... Asıl bunun aslı nasıl bir şey ki biz bunlara bu kadar yapışmışız yani. Evet. Bizim bu kadar prestij ettiğimiz şeyler... Onun gölgelerinin ne işte orada diyor. Işte. Gölgelerinin gölgeleridir. Abi ben şey... Ariziyle asıl... işte arasındaki farkı şöyle bir örnekle anlatıyorum. Arizi yani arizi şeyinin. Eksikle tamam. Mesela önümüzde bir kova su olsun. 2-3 tane de bez olsun mesela. O bezlerden bir tanesini batıralım ama sıkalım sonuna kadar. Hafif nemli kalsın. Başka bir bezi sokalım. Onu sıkmayalım ama. O böyle sırılsıklam kalsın. Bir de suyun kendisi. Şimdi şu bez ne kadar ıslaktır? İşte az ıslaktır deriz ona. Diğer beze gelelim. Sırılsıklam olan. Bu çok ıslaktır. Çünkü sırılsıklam. Çok ıslaktır deriz. Ama gelip suya sorduğumuz zaman su ne kadar ıslaktır? Zaten o ondan. Su ıslaklığı hani tabiri caizse onun zatından geliyor. Sonsuz ıslaktır. Su ne kadar ıslaktır diye bir şey sorulmaz. Su sanki yani sonsuz ıslak gibidir. La teşbih ve la temsil. Şimdi varlıkta olan her şey hep böyle cıdım cıdım, gıdım gıdım. Ne kadar kuvvetli Ahmet? İşte Ahmet kaç kilo kaldırıyor? Ahmet işte 30 kiloyu kaldırıyor. E Mehmet Ali? Bak Mehmet Ali biraz daha fazla kaldırıyor. 50 kilo. Mehmet Ali sana kıyak geçiyorum. Geliyoruz. Başka bir abi daha kalıp bir abimiz var mı? En kalıp da Mehmet Ali ya. Başka da yok. Geri kalan daha aşağıda gibi duruyor. Hani bak o kadar, bu kadar. Ama bu o kadar, bu kadar. Asıl yaratıcı olmadıklarını gösteriyor. Eğer bir şeyin yaratıcı, bizdeki özelliklerin herhangi birisinin yaratıcısı biz olsaydık haşa, onda acize düşmememiz gerekir. Yani derece olmazdı haşa. Derece olmaması lazımdı. Çünkü onu biz yaratıyor olurduk. Onu yarattıktan sonra onunla niye 3 kilo 5 kiloluk yaratalım ki? Kaynağı bizdeyse sınırsız olması lazım onun şeyi. Bizdeki azlığı, bir parçalığı, gıdımlığı aslında onu gösteriyor. Yani bizdekiler Allah ne kadar verirse o kadar. Aldığı zaman acize düşüyoruz. Çektiği zaman acize düşüyoruz. Şundan fazlasını vermediği zaman acize düşüyoruz. Yani o şeyden onu anlamamız lazım. Ama Cenab-ı Hak'taki ne? Asıl. Zati. Ya o zaman bizim o sevdiğimiz, muhabbet ettiğimiz işte ne kadar yakışıklıyım falan dediğimiz veya işte ne kadar güzel dediğimiz veya işte ne güzel araba dediğimiz bütün bunlar onlardaki şeyler hep arizi. Hep o suyu sıkılmış bez gibi. Hafif bir nem. Onlardan dönüp Allah'a varmak, işte o ayet-i kerimenin sonu, belki Üstad Hazretleri onu söylüyor burada. Ve ileyhi turcaun. İşte burada söylüyor. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin, yani sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın, hakiki baki olan Cenab-ı Hakk'ın, hüsn ve ihsan ve kemalatının, burada da katmanlar,
güzellik, ihsan, ihsanda aslında hüsn biraz daha adressiz bir güzellik gibi. Varlıkta fark ettiğimiz güzellikler var mesela. Hüsn. Onların arkasındaki Cenab-ı Hakk'ın inayet elini gördüğümüz zaman veya bize özel olduklarını fark ettiği zaman bir uyanış böyle. Cenab-ı Hak bunu bana özel göndermiş veya bu bana bir ikramıydı. Orada bir açılış daha ihsan. Cenab-ı Hakk'ın bahşi oluyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına dair de kemalat. Hüsn ve ihsan ve kemalatın işaretleri ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir diyor. Vaktimiz var galiba değil mi abi? Var. İkinci nükteye de biraz girelim. Üçüncü nükteye herhalde gücümüz yetmez. 5 dakika mı? Çok da yokmuş. İkinci nükte. Cenab-ı Allah çoğaltırlar. Amin. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Var mı? Ölmek istemiyorum. Kim ölmek istiyor? Masallarda mesela hep şey diye bitiyor. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Herkes ölümsüzlük iksirini alır. Diyor mu hiçbir masalın sonunda prensesle prens veya işte kralla kraliçe 5 yıl sonra 3 ay sonra şiddetli geçimsizlikten boşandı falan. Böyle bir şey geçiyor mu? Yok. Hep sonsuza dek mutlu yaşadılar. O iş öyle olur çünkü. Sonsuza dek olmazsa masalın tadı kalmaz. Doğum tarihini yazarlar. Ölüm tarihini yazmaz. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şey de kuvve-i vahime, yani vehim kuvvetiyle, olmayan bir şeyi var farz etme cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Yani kimse aldığı eşyayı falan bu bir gün sonra elinden çıkacak diye sevmiyor. Hep benimle kalacak gibi seviyor. O zaman sevilmiyor zaten. Zaten o zaman sevilmiyor, evet. Emanetse biraz böyle bir mesafe oluşuyor aramızda. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki-i Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Yani işte dedik ya az önceki şeyde bahiste biçim içerik uyumsuzluğu olursa arıza oluşur. Cenab-ı Hak insanın cismaniyetini tamamen dünyadaki şeylerden var etmiş. Bizi dünyadaki elementlerden yaratmış, işte minarellerden yaratmış. Ama bizde öyle bir şey var ki bu dünyada yok. Biz sonsuzluk diye bir şeyi biliyoruz. Tasavvur bile olsa seziyoruz. Öyle bir şey var diyoruz ya sonsuzluk. Hani tanımlayabiliyoruz kafamızda. Ulaşamasak da henüz ona tanımlayabiliyoruz. Mesela bunu materyalistler açıklayamıyorlar. Tamamen sonlu bir evrende, sonlu ürünlerden meydana gelmiş bir varlık sonlu olmayan bir şeyi nasıl kestirebiliyor? Nasıl istiyor? Yani? Nasıl istiyor? Nasıl kestirebiliyor öyle bir şeyin var olduğunu? Bir şey kendi malzemesinden ötesine çıkmaması lazım normalde. Çünkü hep onlardan oluşmuş, o elementlerden oluşmuş veya işte öyle maddelerden, şeylerden oluşmuş. Ama insan burada sezebiliyor onu. O aslında Cenab-ı Hakk'ın gönlümüze, kalbimize koyduğu güzel bir arıza. Yani ne diyor? Ruh, alem-i erbahtan ona ölüm yok ki. Yani, o his de onun belki katmanları. Onun... Burayla tatmin olma diyor bize yani. Evet. Burayla kendini şey yapma, sınırlama. Ben zaten, zaten aklıma geldi. Şeytan, Adem ve Havva'yı neyle kandırıldı? Yasaklayıp meyve yemek. Çok güzel. Sonsuzlukla kandırıldı. Yani bu niye size sonsuz bir beka gelecek size? Onun için kandırıldı. Demek ki o şey yaratılışımızdan var. Var. O ebedi istek. Hep olsun istiyoruz. Evet. Bir daha okuyayım burayı o zaman. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever.
ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Yani şarkı mı, şiir mi, bir çocuğun sızlanması mı, oyuncağım kırıldı diye ağlaması mı? Bunların hepsinin özü sonsuzluğa duyduğumuz açlık. Sonsuza dek var olmak istiyoruz ama bizim içinde yaratıldığımız alem buna müsait değil. Biz o hızda giderken o etrafımızda dökülüyor. Parçalara ayrılıyor, yırtılıyor, dağılıyor. Bu cilt bu ruha uymuyor. O arıza da bizde hep kendisini hissettiriyor. O da işte şiire dökülüyor, yazıya dökülüyor. Ondan haber veriliyor. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu, şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki o fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Bizim içimizdeki aşk ahiretin bir delili. Biraz daha okuyayım mı yoksa bitirelim mi? Tamam o zaman. Şu paragrafı da okuyayım yarım kalmasın. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı matumat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu külli ve daimi ve haklı ve hakikatli halli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, yüz bin defa haşa, kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka Baki Zülcelal'e mahsustur ve madem Baki'nin esması Bakiye'dir ve madem Baki'nin ayneleri Baki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur diyelim ve burada bitirelim. Yani dersin... burada yaptığımız şu işte onun şeyidir değil mi? Evet evet. Madem ki onu andık. Madem ki onu andık sonsuzluğa dahil olmuş oldu. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Amin. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.